Hello Ali. Aleykümselam hocam. Evde bir günün nasıl geçiyor Ali? Ben genelde yatıyorum, takılıyorum, oyun oynuyorum. Öyle geçiyor. Ne diyorsun oğlum? Tonguç Akademi'desin. Bütün hocalar seni izliyor. Ders çalışıyorum de. Ben bütün ders çalışıyorum hocam. Yani annemler artık yeter evladım ders çalışma diyor. Ben hayır diyorum. Daha çok şeyi başarmam lazım. Çok ders çalışmam lazım. Sallama Ali, sallama. Neyse, bugün seninle birlikte günümüzü daha verimli nasıl geçiririz buna bakacağız. Hazır mısın? Yıllardır bu günü bekliyorum hocam. Her şeyden önce güne erken başlayarak sabahın tazeliğinden ve enerjisinden faydalanmalısın. Yüzünü yıka, güzel bir kahvaltı et, dişlerini fırçala, biraz da vücudunu esnet, işte güne hazırsın. Sonrasında yapacağın ilk iş kendine yapacaklarım listesi hazırlamak. Günlük girmen gereken canlı dersler, yapman gereken ödevler, çözeceğin soru sayısı gibi her şeyi bu kağıda yazabilirsin. Üçüncü olarak yapman gereken şey ise masanı hazır hale getirerek canlı derslerine odaklanmak. Hocam ben kameramı açmasam olur mu? Haklısın. Evimizde bazen çok ses olabiliyor. Fakat bunun ders çalışma isteğini kırmasına asla izin verme. Kulaklığını tak ve gerekiyorsa evin farklı bir odasına geçip derslere buradan katıl. Gün içerisinde en çok ihtiyacımız olan şey ise motivasyon. Motivasyonunu arttırmak için arkadaşlarınla görüntülü konuşabilir ya da en sevdiğin aktiviteyi yaparak enerji depolayabilirsin. Gel limanıma gemileri yak, ben ölümüne yazıyorum ölüme inat. Gel aklımın ucunda birileri var, bana birileri git diyor, birileri kalk. Ben evet diyorum. Sen ne diyorsun? Ben de evet diyorum. Acun Bey'e de soralım. Acun Bey sen ne diyorsun? Ben de evet diyorum. Üç evetle uğurluyoruz. Son olarak size bir öğrencinin en büyük problemlerinden birini söyleyeyim mi? 07 kaleme 05 uç takması. Hayır. Okula sucuklu toz getirmesi. Hayır, bu da değil. Buldum. Beden dersine kıyafet getirmemesi. Bilemedin. Ertelemek olacaktı. Günümüzün iyi geçmeme sebeplerinden biri de erteleyip her şeyi son güne bırakmak. Yapacak ne kadar çok ödevimiz, eksik ne kadar çok konumuz olursa üzerimizde yük birikir ve bütün ders çalışma isteğimizi kaybedebiliriz. Bu yüzden ertelemek yerine planlı ve programlı çalışarak tüm bir günümüzü daha verimli geçirebilir, kendimize de daha çok vakit ayırabiliriz. Bugün Ali ile birlikte günümüzü verimli geçirmek için 5 taktik verdik. Videoyu beğenmeyi ve yorumlara istek videonuzu da yazmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.